Lezzet Aşk Hanım, hoş geldiniz. Kabardıkça kabaran suyla hazırladığım çok güzel bir kek yaptım bugün. Hem de limonlu. Şu an kek soğudu. Kalıptan çıkarıyorum. Kıvamı da yumuşacık. Ben limonlu olarak yaptım ama isterseniz portakal da tabii ki olur. Bütün yapım aşamalarını çektim. Hepsini videonun devamında izleyebilirsiniz. Öncelikle kekimizi çırparak tarifimize başlıyoruz. 4 adet yumurta. Yumurtalar oda sıcaklığında olursa iyi olur. 1,5 su bardağı da şeker. Bardak yine 200 ml klasik su bardağı. Şimdi mikserle en az 5 dakika rengi iyice açılana kadar çırpıyoruz. Yumurta ve şekeri güzelce kabarana kadar çırptım. Şimdi 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ve farklı olarak diğer tariflerden 1 su bardağı soğuk su. Şimdi tekrardan karıştırıyorum. Kek en son sıvı yağ ve su ekledim. Şimdi bir tane limonun kabuğunu içine rendeliyorum. Tarifte bir limon kabuğu kullandım. Şimdi bir limonun suyunu sıkıp keke ekliyoruz. Sıkmış olduğum limonu da yine kek karışımına ekleyelim. Şöyle mikserle çok azıcık karıştırıp geldi kuru malzemelere eklemeye 3 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 paket de vanilya. Hepsini eleyerek kek karışımını ekliyorum ve tekrardan çırpıyoruz. Şimdi kalıbı güzelce yağladım. Limon kokusu burada yoğun bir şekilde geliyor. Eminim fırında pişerken de çok güzel kokacaktır. Güzelce döküyoruz. Arkadaşlar keki kalıba döktüm. Fırınımızı 175 derecede ısıtıyoruz. Isıtmış olduğumuz sıcak fırına keki gönderelim. Kürdan temiz çıkana kadar pişiriyoruz. Kalıptan çıkardıktan sonra soğuyan kekimizin üzerine böyle bol miktarda pudra şekeri dökelim. Başka da bir süs yapmamıza gerek yok. Zaten aroması çok zengin, çok güzel bir kek. Ama pudra şekerini mutlaka soğukken dökelim. Yoksa sıcakta pudra şekeri eriyecektir. Kekten hemen bir dilim alıyorum. Burada kullanmış olduğum kalıpları genelde soruyorsunuz. Bu kalıbı da pasta34.com'dan aldım. Merak edenlere duyurulur. Bugün de şansıma hava inanılmaz kapalıydı. Videoyu çekip çekemeyeceğimden emin değildim. Neyse ki artık sonuna geldim. Kekin kıvamı da yumuşacık. Size de göstereyim. Bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bugünlük de videomun sonuna geldim. Başka videolarda görüşünceye kadar hoşça kalın.